arkadaşlar. Bugün dört parça yapacağız ama bu sefer kızarak olmadık. Kendimiz evde yapacağız. İlk başta Afyon Çarşıyet'ten kıyma aldık bu şekilde. Biraz da bu şekilde sizi gezdireceğiz. Evet, kıymamızı aldık, eve geldik. Şimdi içimizi hazırlayacağız. Yarın da annem pişirecek. Ben yarın olmayacağım, okulda olacağım. Bu şekilde buzluktan çıkardığımız domatesimiz, birkaç tane biber, 3 baş soğan, baharatlar, kıyma ve sarımsak. 6 diş sarımsak. Bunların hepsini rondodan geçireceğiz. Akşam dinlenecek. Sabah daha güzel olacak. Bu şekilde domatesimizi rondomuza koyuyoruz. Evet, bu şekilde sarımsaklarımızı koyduk. Şimdi rondodan geçiriyoruz. Kıymamızı kasapta 2 kere çektirmiştik. Şimdi çektiğimiz domateslerimizi, biberlerimizin hepsini ona koyacağız. Bu şekilde
şekilde soğanlarımızı da rondodan geçirdik. Evet, şimdi biberlerimizi rondodan geçireceğiz. Evet, şimdi kıymamızın içine döküyoruz. Evet, sıra maydanozumuza ve dereotumuza geldi. Şimdi onların rondodan geçireceğiz. Yeşillik biraz zor döndüğü için biz de içine biraz kıyma koyup çevirelim. Kamufle olacak, görünmeyecek. Baharatlarımızı katmaya başlıyoruz. İlk başta çok azıcık zerdeçal. Kimyon. Karabiber. Tuz. Kırmızı pul biber. Reyhan. Kekik. Ve son olarak kırmızı toz biber. Olmazsa olmazımız, her videomuzda var. Biraz da su bardağının yarısı kadar yağ. Karıştırıyoruz. Evet, kıymamız oldu. Şimdi biz bunu bir kenara kapağını kapatacağız ve yarın annem yaparken size videosunu çekecek. Evet, bu şekilde akşamdan kıymamız dinlendi. Bu şekilde hamurumuz da annem yoğurmuş. Ben annemi pişiririz diye sanıyordum ama annem bir tek hamurunu hazırlamış. Şimdi yapmaya başlayacağız. Hamurunda 1,5 kilo un, 1 paket maya, 1 su bardağı, 2 su 2 yeme 1 yemek kaşığı da tuz var. Bir de yeteri kadar su. Su bu arada ılıktı. Soğuk da değil, sıcak da değil, ılık. Elimize yağ alıp o şekilde yoğuruyoruz hamurumuzu. Evet, şimdi hamurumuzu beze haline getirmeye başlayacağız. Bu şekilde tavaların altını yaktık. Şimdi açmaya başlıyoruz. Evet, bu şekilde yufkalarımızı açmaya başladık. Bu şekilde pişirme kağıdını koyduk altına. Şimdi kıymamızı koyalım. Bu şekilde yapınca bu şekilde pişirme kağıdımızın üstüne koyup yaparsak tavaya daha kolay gidiyor. Daha pratik oluyor. Bu şekilde kıymamızı her tarafa iyice yayıyoruz.
Evet, şimdi tavamıza koyacağız. Evet, bu şekilde. Üstüne bir kapak kapatacağız ki daha kolay kıyması pişsin. Bakalım çok